Onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin ölümden döndüğü ve dünya gündeminde büyük yankı uyandıran Bodrum'daki göçmen kaçakçılı olayları durma noktasına geldi. Karadan polis ve jandarma ekiplerinin, denizde ise sahil güvenlik botlarının yoğun tedbirleri sayesinde Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılar artık farklı bölgelere yöneldiler. Where are you from, ladies? Yapılan çalışmalar, alınan güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulunan Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan şunları söyledi. Bodrum tabii çok yoğun bir yaz mevsimi geçirdi. Hem turizm açısından çok yoğun bir yaz mevsimi geçirdik. Hem de göçmen kaçakçılığı açısından özellikle Suriyeli ve Iraklı göçmenlerin yurt dışına kaçma girişimleri yönünden baktığımızda yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Tabii Bodrum'un bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi göçmen kaçakçılığında Yunanistan'ın İstanköy Adası'nın Bodrum'a çok yakın olması. 2,5 mil uzaklıkta, yani 4.7 kilometre uzaklıkta olduğu için bir tercih sebebi oluyor. Ancak Eylül ve Ekim aylarında aldığımız sıkı önlemler neticesinde bu yoğunluk azaldı. Ne gibi önlemler efendim? Bu önlemler ilçe girişinde hem emniyet hem jandarma tarafından 24 saatlik bir kontrol mekanizmasıyla sağlanıyor. Gelen bütün yolcularımızı kontrol ediyoruz. Eğer yabancı göçmen varsa bunları geri gönderiyoruz. Bakanlığımızın bize gösterdiği kamplara geri gönderiyoruz. Her halükarda ilçeye girmiş olanları da yine yakalayıp aynı şekilde kamplara geri gönderiyoruz. Alınan önlemler sayesinde ilçeye giriş yapamayan sığınmacıların Kuzey Ege'ye kaydıklarını ifade eden Kaymakam Gödek Merdan sözlerine şöyle devam etti. İlçenin en önemli giriş noktasını biz 24 saat tuttuğumuz için 2 aydır çok büyük bir azalma tespit ettik. Alınan sıkı önlemler neticesinde de artık Bodrum'u tercih etmiyorlar diye düşünüyoruz. Kuzey Ege'ye yöneldi bu sefer organizatörler ve göçmenler. Kuzey Ege'ye yöneldiler. O açıdan biraz daha rahatladık şu anda. Bu tedbirler kalıcı olacak mı efendim? İleriye yönelik bir... Tabii bu tedbirlerimiz devam edecektir. Hem ilçe girişindeki 24 saatlik polis ve jandarma kontrolü, hem ilçe merkezindeki kıyılarımızdaki jandarmanın ve emniyetin devamlı kontrolleri, ayrıca sahil güvenlik komutanlığının denizden yürüttüğü kontroller devam edecektir. Ta ki bu iş bitene kadar, Bodrum'un gündeminden çıkıncaya kadar önlemlerimiz, tedbirlerimiz devam edecek. Alınan tedbirlerin verdiği sonuçları rakamlarla açıklayan Kaymakam Doktor Mehmet Gödek Merdan şu ifadeleri kullandı. 2015 yılının ilk 10 ay içerisinde 6754 göçmen yakaladık. Bu önemli bir sayı. Bu göçmenleri organize eden 239 organizatör ele geçirildi. Bu organizatörler çıkarıldıkları adli merciler tarafından bunların 122 tanesi tutuklandı. Bu konuda çok önemli bir gelişme bizim için. Adli mercilerin bu konudaki duyarlılığı da bize kuvvet verdi, güç verdi. Dolayısıyla bu tutuklamalar, organizatörlerin bu tutuklanmaları göç durumunu biraz daha azalttı diye düşünüyorum. Bu kararlı? Evet, bu kararlı tutumumuz neticesinde bizi tercih eden, Bodrum'u tercih eden göçmen sayısında çok ciddi bir azalma oldu Eylül-Ekim aylarında, 2 aydır. Bunu rakamlardan da görüyoruz. Son 2 ayda her hafta normalde 500-600 göçmen yakalanıyordu. Ama şu anda bir haftada en fazla 50-60 tane göçmen sayısına düştü. Bodrum Kaymakamı Gödek Merdan alınan tedbirlerin süreceğini ve bu konunun kapanmasını beklediklerini dile getirdi. After you have failed in attempting to cross the sea, how do you feel? Could you please express your feeling now?